Herkese selam. Kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Bu videoda ajandamın içinde neler var size onları göstereceğim. Ajandamdan başlayayım. Ajandam Getesto markasının Boss modeli. İki tane de altında charm'ım var. Normalde üstünde kullanıyorum ama artık altında kullanıyorum charm'larımı. Biri Angel, biri de Unicorn charm. İçine geçecek olursak her açtığımda beni böyle bir görüntü karşılıyor. Normalde ayraç olarak ben mat şeffaf bir ayraç kullanıyordum. Ama onu başka bir ajandama geçirdim. Şu an burada gold parlak ayraçlarımı kullanıyorum. Sol tarafta benim küçüklük resimlerim ve kardeşimin resmi var. Burada da burası boş kalmasın diye yaptığım bir fotoğraf var ya da görsel, işte bunu kullanıyorum burada. Şurada bir göz var. Bu gözde alışveriş yapmayı sevdiğim yerlerin ve bana gönderdiği şöyle yazılar olsun, notlar olsun, kartları olsun. Onlar var şöyle. Büyükten küçüğe tekrardan yerleştireceğim. Bunlar var bu tarafta. Şimdi sayfalara geçersek, ilk açtığımda beni karşılayan sayfa, bir defterimin üzerinde böyle bir fotoğraf vardı. Bunu kesip buraya yapıştırdım, şık dursun diye. Onun arkasında Getestim şey var. Onun arkasında kişisel bilgilerimi yazan sayfa var. Burada tabii kişisel bilgilerim olduğu için post-it üzerine kapattım. Burada yıllık hedeflerim var. Yıllık yapmak istediğim hedefleri yazıyorum. Yaptığımda da yanlarına küçük tikler atıyorum ve şu an sadece iki tanesini yapabilmişim. Devamında ajandamın içinde bulunan sayfaları böyle ayraçlarla ayırdım bölümlere. Şimdi plan kısmına geçecek olursak. Plan kısmının ilk sayfası planlama rutinim. Günlük planlamam, haftalık ya da aylık planlamamı yaparken bu sayfadan yardım alıyorum. Planlamada herhangi bir şeyi unutmamak için. Onun arkasında yıl dönümleri ve doğum günleri sayfaları var. Böyle. Onun arkasında anahtar sayfam var. Hangi sticker'ı ne için kullandığımı gösteren sayfam. Onun bir arkasında gelecek logo sayfam var. Şöyle göstereyim. Burada Ocak ve Şubat boş. Çünkü ben Mart ayında kullanmaya başladım gelecek logonu. Bunları da unutmazsam dolduracağım. Burada yıllık görünümüm var. Önemli günlerdir, bayramdır, tatillerdir. Onları işaretliyorum ama o kadar çok hani işlevli olarak kullandığım bir sayfa değil. Sadece yıllığı görmek için böyle gözümün önünde bulunsun diye kullanıyorum. Onun arkasında en çok kullandığım aylık görünümlerim var. Hepsini her ay planlamamı yaparken tek tek çiziyorum. Şöyle Mayıs, Haziran ve Temmuz ayı. Burada bu ay diye yazdığım bir ayracım var. Aylık görünümümü daha kolay bulmamı sağlıyor. Onun arkasında yapılacaklar listem var. Bunlar daha önemli olan yapılacaklar listem. Günlük yapılacaklar değil de unutmamam gerekenler desem daha iyi olur. Ondan sonra haftalık görünümlerim başlıyor. Şöyle haftalık planlamalarım var. Bu haftayı zaten beraber planlamıştık. Ve bu haftanın da planını beraber yapmıştık. Eğer bu haftaların planlarını görmek istiyorsanız aşağıya linklerini bırakacağım. Bakabilirsiniz. Burada da aynı aylıkta olduğu gibi bu hafta adlı bir ayraç yaptım. Direkt bu haftayı kolayca açabilmek için. Böyle burada da fazlalık, haftalık sayfalarım var. Burada da aynı aylık ve haftalıkta yaptığım gibi bugün adlı bir ayracım var. Bu günlük sayfaları çok sık kullanmıyorum. Daha yoğun bir günüm olduğunda o zaman günlük planları kullanıyorum. Onun sayfaları da şöyle. Burada hatta bir tane saatli olarak var. Böyle saatleri yazıp yanına o gün o saatte neler yapmam gerektiğini yazıyorum. Diğer kısma geçecek olursam takip ve rutin bölümüm. Burada pazar rutinim var. Sabah ve akşam rutinim var. Bu sabah ve akşam rutinimi tekrardan yapacağım. O yüzden şu an burası boş. Kurşun kalemle yazıyorum gördüğünüz gibi. Çünkü pazar rutinim, sabah ve akşam rutinim değişebileceği için tekrar tekrar sayfa ziyan etmeye gerek yok.
Burada doktor takibi var. Tarih, doktor, işte hastane, ziyaret sebebi, ilaçtır, testtir, sonuçtur, yorumdur. Bunları yazdım. Takip listem. Burada da regl takip sayfam var. Tarihi, durumu ve duygu durumumu yazdığım sayfalar. Şöyle üç kısmı ayırdım. Burada lazer takip sayfam var. Onun bir arkasında yeni alışkanlıklar araştırdım ve onlara başlayacağım. Ağustos ayında başlamayı düşünüyorum. Onlara yaptığım bir takip sayfası. Şöyle her ayın altına yaptığımda boyayacağım. Bunun yanına da hani her ayki alışkanlığa bir renk vermeyi düşünüyorum. Şu anda Ağustos gelmediği için daha tam planlamadım bu kısmı. Bu kısmında büyük ihtimal pazar günü planlar yaparım. Buraya yazarım. Aynısı burada da geçerli. Hani bir ayda iki alışkanlık edinmek istersem diye aynı sayfadan arkaya da yaptım. Onun yanında ölçülerim var. Bacak, kalça, bel, göbek, kol, göğüs, boyun ve kilo olarak. Burada en başta da tarih var. Onları yazdığım bir sayfa. Ondan sonraki kısım kişisel kısmım. Burada hesaplarım var. İşte mail hesabım, kitap sepeti olsun, DNR, nadir kitap, ÖSYM gibi kullanıcı isimlerimi ve Instagram hesaplarımı yazdığım bir sayfa. Burada en altta da şifremi değil de şifre hani birinin eline geçerse ajandan diye bana şifremi hatırlatıcı olarak bir cümle yazdım. Haliyle tabii post-it'le de kapadım. Onların bulunduğu bir sayfa. Burada da hocalarımın mailleri var. Her an ne zaman lazım olacakları belli olmuyor. O yüzden kenara not etmek istedim. Onun arkasında belki bir gün sayfam var. Burada hani daha çok hedef değil de bir hayal gibi ama tam hayal de değil. Hayalle hedef arasında olan isteklerimi yazdığım bir sayfa. Hatta bu sayfayı yenileyeceğim. Yanlışlıkla buraya yazmışım. Bunun bir önündeydi. Mutluluklarım sayfası. Şuraya da yanlışlıkla mutluluğumu yazmışım. Onu buraya geçirmem gerekiyor. Burada da mutluluklarım var. Mutluluklarım sayfası. O gün beni en çok mutlu eden olayları, tarihlerine yazdığım sayfalar. Onun arkasında doğum haritam var. Daha doğrusu doğum haritam yok. Şöyle yok. Bunu çizeceğim ama doğum haritamı çizeceğim malzemelerim evde kalmış. Ben de şu an anneannemdeyim. O yüzden bir türlü çizemedim ama en kısa sürede buraya doğum haritamı çizeceğim. Ondan sonra hedef listem var. Normalde bunlar dolu. Ama şu an boş olmasının sebebi şu. Ben ajandama evde başladım değiştirmeye ve hedef listem gibi bazı sayfaları evde unutmuşum. Aklımda kalan bazı sayfaları buraya boş şekilde yaptım. Sırf size göstereyim diye. Hedef listem kış dedim. O yıllık mesela 2021 yılındayız. 2021 yılının kışındaki hedeflerimi yazdım buraya. Aynısı ilkbahar, yaz ve sonbahar için de geçerli. Burada 2 yıllık hedef listem. Bu 2 yıl içinde yapmak istediğim hedeflerimi yazdığım sayfa burası. Mesela 2 yıl içinde İngilizceyi %90 öğrenmek istiyorum tarzı hedeflerin olduğu sayfalar. Onun arkasında 5 yıllık hedef listem var. Örnek verecek olursam iş bulmak ya da araba almak gibi hedefler olabilir. Onun yanında 10 yıllık hedef listem var. Onda da mesela ev almak olabilir. İşini büyütmek olabilir. Kendi işiniz varsa işinizi çok büyütmek olabilir. Kendinizi ya da 10 yıl sonra nerede görmek istiyorsanız onu bir hedef olarak alabilirsiniz. Aynı şey 20 yıllık hedef listem için de geçerli. O şekilde hedeflerinizi yazabileceğiniz sayfalar. Onun bir arkasında seyahat çantam var. Bir yere giderken bir şeyleri unutmayı hiç sevmiyorum. O yüzden yanımda bulunması gereken bütün her şeyi buraya yazdım. Tatile giderken hepsini yanıma aldım mı almadım mı diye kontrol ediyorum ve hiçbir şey unutmuş olmuyorum. Seyahat çantam sayfası kullanmalısınız bence. Ondan sonraki kısım yemek kısmı. Burada bazı yemek tarifleri falan yazıyor. Burada kahve zamanı sayfam var. Bu sayfayı görüntüsü çok güzel olduğu için burada ilk sayfa olarak kullanıyorum. Chia puding, yulaf lapası gibi olsun. Öyle tariflere yazdığım sayfalar var. Takılmasaydın keşke. Böyle yemek tariflerinin yazıldığı sayfalar. En arkasında bir tane boş sayfa koydum.
Sonra not kısmı var. Aldığım notların bulunan kısımlar ve boş sayfalar. En son olarak da sticker kısmı. Burada ajandamda kullandığım stickerları tutuyorum. Sipariş ettiğim yeni stickerlar geldiğinde hepsini sizinle paylaşacağım. Kullandığım kaleme gelecek olursam, yanında da kullandığım Artline'ın 0.05 uçlu'daki çok ince bir ucu var. Bilmiyorum görünüyor mu? Çok ince bir ucu var. Küçük yerlere, özellikle aylık planlama sayfalarıma bu kalemle yazmak çok rahat oluyor. Ucu çok ince olduğu için. Evet, benim ajandamda ne var videom bu kadardı. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sağlıklı, planlı ve güzel günler dilerim.